But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pazienza, yeni videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar, Jungle geldi, Evelynn pickledim. Çok fazla Evelynn oynama isteği gördüm yorumlarda. O yüzden bir Evelynn'i oynayalım istiyorum arkadaşlar bu maç. Evelynn ilk sezonda oynardım arkadaşlar Evelynn'i, ondan sonra hiç oynamadım. İlk sezonda Evelynn çok güçlüydü. Oyun ilk çıktığında iyi hatırlayın. Q'yla böyle koridorda falan oynanıyordu. Mid'de çok oynardım Evelynn'i hatta. Jungle'da değil de mid'de çok oynardım. Hero bozuktu. Riot'a... Ya Riot sonradan fark etti Hero'yu. Hatırlayanlar bilir, ultlar. Hero o kadar bozuktu ki arkadaşlar. Oyun... Yani Wild Rift tarihinin en bozuk şampiyonu Evelynn'di bir zamanlar. İlk çıktığında yani oyun. Ulan kimse farkında değil. Q'su o kadar hasar veriyordu ki arkadaşlar, ilk level'da kill alıyordunuz yani Char'la. Böyle bir hani bozuk Q yoktu. Minyonlara falan tek atıyordu ilk level'da. Hatırlayanlar bilir, ilk sezondan beri oynayanlar. Ya 0. sezondan bahsediyorum. 0-1 bir de galiba. 1'de sonra nerf getirdiler Char'a. Baktılar ki bir dengesizlik var bu Char'da. Geç oldu ama düzelttiler sonunda. Yani Wild Rift'te bu tip sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi oyuna dönelim. Rakibe bakıyorum. Jungle Wukong var. Wukong bir tık counter'lıyor bize arkadaşlar. Wukong Evelynn'in counter'ı. Bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Kai'Sa Rakan bot lane'imiz var. Gayet ikili, güzel ikili. Rakan özellikle sevdiğim bir support. Jinx Blitzcrank var rakipte. Zayıf kalmışlar bizim bota göre bence. Pantheon midleri var, Diana midimiz var. Pantheon'un early'si kuvvetli ama Diana fight'ta daha iyi çok iş yapar. Top lane'de de bizim biraz eksimiz var. Garen Thrain'e göre bir tık daha ağır basıyor. Onun dışında botta üstünüz, midde de üstün sayılırız. Koridor olmasa da fight'ta. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Maça başlamadan bir like, bir yorumunuzu alırım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Video ortasında bir kelime vereceğim. Onu yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu arada videoya artı 500 like gelirse arkadaşlar, Evelynn videolarının sıklığını arttıracağım. Pazi sevgiler, saygılar dostum. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah. Benim sevgim acıtır. Sana selam olsun buradan. Videodayım. Evet arkadaşlar, artı 500 like'a Evelynn mainleyebiliriz bir anda diyorum şun. Ya mainlemeyiz de arada oynarım arkadaşlar. Evelynn zevkli Char, severim Evelynn'i. Bu tarz yani oyun stilime uygun bir hero arkadaşlar Evelynn'i, öyle söyleyeyim. Yani bazı hero'ları yazıyorsunuz, oynamıyorum pek. Farkındayım onun da. Yani tank falan oynamak istemiyorum pek arkadaşlar. Tank, support, anladınız mı? Bana suikastçı söyleyin. Oynayayım baba. Pantheon bir tık zorluyor gibi. Dayanayım. Burada ward yoksa pant'ı kesebilirim. Bait gelir mi? Yok. Vakit kaybettik buraya mollayarak. Totem var mı diye bakıyorum. Totem yok. Adam hissetti mi lan benim geldiğimi? What the fuck? Bilerek o tarafa yakın oynuyor. Pantheon ayık duruma ya şu an. O Pantheon'u baitlemesi lazım kesebilmem için. Hadi Diana, baitle kanka, beni boşuna bekletme burada. Ah lan ölmedim. Devam edemezdim arkadaşlar, ben ölürdüm. Yani boşuna flash attım, adam bir can kaldı. Damage'im yetmedi, what the fuck is this? Çık kanka, Diana çık. Rakip jungle da var kanka oyunda. Abi E'ye gittik o, şaka gibi. Sal burayı, sal burayı. Buradan çıkaramayacağız ikkanı. Sal. Benim sevgim acıtır. Yok kanka, bu konu geldi. Kaç 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 kaç, ölme lan. Abi ikkanı verdi bizim mid. Kötü oldu bu bayağı ya.
Ya işte bu kadar zorlamaya gerek yok kanka. Sırf bak adama geri çekil atıyorum, çıkmıyor ya. Acıyı İnanılmazsın tattıkça beni çocuk. sevmeye başlıyorlar. Hem de ne sevmek ama. Rakan yakalarsan seninim bebeğim. Yakalarsan seninim memeğim. Gel bakayım buraya. Of. Demeyicim yetmeyecek sandım arkadaşlar bir an. Adam ulti açtı. Bilevel üstünlük vardı ya. Demeyicim yetmeyebilirdi. İtem yok üstümüzde. Ama Allah'tan canı azmış. Eğer burada bu Kong beni de kesse oyun bitmişti arkadaşlar. Ama şu an Yetmez mi? burada Peki. bir sorumluluk aldık. Bilmeyen her ilişki yeni bir ceset demek. Bloom'u daha dakika 3'te yine alabiliyorum arkadaşlar. Oyun saçma bir hal aldı orada. Ya hiç zorlanmayacaktık ya Panta orada. Çığlıkları Gerek alayım. yok kanka, zaten o adam ölmese de ölür sayılır. O Pantheon Botaroama gitti. İnan bir şey yapamadı. Garen Eskiden Flash. Garen Flash Uzilar kullanıldı orada. Şöyle pink tutana gideceğim. Red buff alıp şu an roam atmam lazım arkadaşlar. Gank atmam lazım bir yere. Artık kill almamız gerekiyor. Erken oyunda öne geçmezsek taşıyamayız oyunu arkadaşlar Evelynn'le. Acıyı tatmadan Evelynn zevkindeyim. late'de tek atıyor biliyorsunuz ADC'ye falan. EQR ile char tek atıyor. Yani böyle bir kırılgan hero antisi bir char görmedim arkadaşlar. Ve de görünmez. Ya Evelynn'e karşı eskiden oynamayı kimse bilmiyordu oyunda harbiden. Hatırlıyorum da o zamanları çok zevkliydi oynamak. Gel bakayım buraya Jinx. Flash'ı kullandı. Şöyle bir dodge. Yat oğlum aşağı. Ulti hasarını hesaplayacaksınız böyle arkadaşlar. Bunu kesebilir miyiz? Bak Hook'u gelecek onun şimdi. Yok, pasifi geldi. Kaç kaç kaç. Hayır. Giremez ya. Aha kestiler lan. What the hell? Rakip kendi. Onu ben alayım lan. Abi ultisi bitmeden öldü. E atacaktım da E'yi counterlıyor işte. Bu Wukong ulti attığında arkadaşlar E'nin hasarını vuramıyorum mesela. Dönerken çar counterlıyor. Wukong'un böyle counterladığı çok suikastçı var ya o makabıyla. Harbiden çok güçlü bir skill aslında ulti. Counterlayabiliyor. Hadi bakayım Rakan, yap şovunu. Abi şu E skill ne kadar? Bak Blitzkrieg çekmeye çalışıyor. Lan Blitzkrieg. Hayır. Yardım et. Bir canım kaldı. Oha. What the fuck? Neyin heal'ı geldi orada? Arkadaşlar o neyin heal'ı? Biri yazsın yorumlara hemen. Bilen biri yazsın. Bizim Rakan heal girmiş ama o basmadı heal. Heal'ı cooldown'du o. Baktım. O heal değil yani. Başka bir şeyden can geldi bilmiyorum. Ölmüştüm yoksa. Biraz şanslıyız he. Dualarla yaşıyoruz moruk. Roket kemer 6. dakikada direkt devreye girdi. Önerilenlerden. Roket kemer önemli arkadaşlar bu çara. Çok çok işe yarıyor roket kemer. Protobelt. Ama önce çok bilecekler. Hadi. Helal oğlum. Devam. Tanklayın. Oğlum bana tanklattırmayın lan. Ayıp değil mi lan Ferhadhanenizin mektubunu okuyunuz. 5-0-3 olmuşuz bir anda. Aha Pantheon arkamız ulti attı. Bak beni arıyor o lavuk. Geleceğim ona geleceğim. Kullan E'ni. Yat oğlum aşağı. Evet arkadaşlar oyunun içinden geçen bir Akali var. Akali diyorum ya. Akali nereden çıktı lan? Evelynn var. Kaç sezondur da oynamıyorum arkadaşlar ama hero harbiden işe yarıyor lan. Bu charla çok rahat taşıyabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Ya şunu söyleyeceğim. Şurayı alayım. Hayır gelme kanka. Hook'unu da uçlamam lazım bunun. İyi denemedim.
Ya arkadaşlar, Jungle'da gerçekten tüm hero'lar çalışıyor dedik yani, ADC'ler de çalışıyor. Ya Jungle gerçekten çok bozuk yani, niye böyle hala bilmiyorum. Ya şu hero mesela oyunu o kadar çok etki ediyorum ki şu an anlatamam. Mid'de mesela böyle bir şey mümkün değil hiçbir hero'yla. Jungle'da oyuna tam yani etki edebiliyorsunuz. Gerçekten çok saçma ya. Lich Bane alacağız. Lich Bane de önemli arkadaşlar evren için. Lich Bane sayesinde tek atabiliyoruz. Pırıltı. Oraya geliyorum. Onları kesmemiz lazım takım. Hadi oğlum. Ah lan yetişemedim lan. Bak şöyle düz vuruş. Şöyle düz vuruş. Şu bir. Hayır be, hayır be. 3v1 nasıl atayım ya? Nerede Trine Demir? Nerede Diana? Diana gelse hepsini keseceğiz lan. Lan Diana. Beni öldürttü boşuna ya. Kötü şattan vardık. Herald'a da yetişemedim orada. Ya işte takımın destek çıkması lazım. Bak mesela orada Rakan benimle oynasa 3v2 atarız arkadaşlar. Ama 1v3 çok zor. Bir stana bakıyor çünkü kırılgan hero'muz. 3v1 atabilecek kapasitede bir çare olsa zaten o zaman oyunun dengelemesinden şikayet ederdik. Ki var öyle hero'lar aslında oyunda maalesef. Bu önemli evren için. Sonra dikenleri batmasın. Ölmeyin kankalar. Bir satış başlıyor gibi sanki ha. Shutdown'lar falan veriliyor. O Jinx'i çıkarır mıyım lan oradan acaba? Yok, bu kule gitti kanka. İkinci kuleyi savunacağım. Hadi Rakan at engage'ini. Rakan'ın gitti engage'ini. Şu bir. Ah lan alamadık. 3 kişi vuruyordu, Rakan'da kaldı. 3 tane AP'yiz bu arada. 3 tane büyücü. AP. Hasar. Bak şu Jinx'e bir tek atsam da arkadaşlar, bir keyfimiz yerine gelse. Ne dediniz o işe? Arkadaşlar yorumlara KDA, bu KDA kostümü değil mi? KDA eve yazalım. KDA eve. Artı 500 like at arkadaşlar. Evelin videosunu tekrar çekeriz. Hem de elim ısınlık bir şekilde çekmiş olurum. Daha iyi bir video. Geliyorum ona. Geliyorum ona. Dön bir anda. Bir anda dön. Kanka seni ben bile kurtaramam ama bak şu es çok abi, ultim yok, ultim yok, çıkarın beni buradan. Nice. Double kill. 5 saniye ultim. Ultim var, oynarız. Kulemi çaldım. Eyle. Geliyorum oraya. Bak 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 bak. Yat oğlum aşağı. Gel bakayım Garen, at ultini oğlum. Bak bir anda flashlayacağım ona. Bitkinliği bitsin. Yat oğlum sen de. Dedim lan yat aşağı. Arkadaşlar bak, bitkinlik bitmeden orada soğukkanlı olmasaydık, ultiyi koysaydık o zaman kesemezdik işte. 3K gold'la bir ez atıyoruz. Şimdi evi değil küreye gideceğim tabii ki. Şu an oyunun çok önündeyim arkadaşlar. Bu Evelyn kimmiş lan böyle? Bir oyuna bu kadar etki etmesi Jungle'ın gerçekten bana biraz saçma geliyor arkadaşlar. Maalesef. Bilmeyen her ilişki yeni bir ceset ama demek. Oyun bu şekilde işte, yapacak bir şey yok. Yani bu çarın mesela o tipisi olan adam oyun kaybetmez ki solo queue'da kolay kolay. Anladınız mı? Yüzünde açan o güllere dikkat et. Tanıdığım o tipler de vardı yani, yabancı falan. Adamlar. Bak geleceğim oraya. En yok şimdi, flash attı. Hadi kes onu. Çok iyi. Bunu da vardı, yok flash attı. Evet, o tipler var arkadaşlar, tanıdığım yabancılar böyle. Bizim eski sezonlardan kanziller. Bebeler var ya. Şunu bir keseyim bir dakika. Hadi hadi. Analiz.
Hayır ya, vuramadım. Neyse. Ne diyordum? O çocuklar bir eve oynuyordu arkadaşlar. Ama sadece eve. OTP yani çocuk mesela. Çocuk direkt sezon başından direkt challenger oluyordu mesela. Anladın mı? Oyuncu Jinx ultisi çalabilirdi ha. Smite kötü atsam. Yani çocuk sadece Evelyn oynayarak mesela lig kasıyordu. Jungle güçlü, Evelyn iyi durumda, taşıyabilecek kapasitede bir char. Yani çok rahat çalışıyor char gerçekten. Ya taşıma potansiyeli çok yüksek hero'nun. Mesela bunu, bu potansiyelde hero çok az arkadaşlar. Gidiyorsun Nadice'ye bir teki bir koyuyorsun, oyun bitiyor zaten. Bak rakip mesela Evelyn'in hard counter aslında arkadaşlar. Ama bir tek Jinx'i kesebiliyorum işte rakipten bu şekilde. Oha, hasara bak. Ah lan, yetişemedim triple'a. Hasarı gören oldu mu? Bu ne oğlum böyle? Böyle bir çar mı var? Hero hem görünmez abi, hem tek atıyor. İnanılmaz bir çar ya. Bak rakip full tank arkadaşlar. Blitzcrank de dahil. Jungle, top lane hepsi dayanıklı hero'lar. Bir tek Jinx var yani rakipte tek atabileceğim. Aslında antim rakip. Ona rağmen 15-1-8 bitirdik oyunu. Bak şuradan bir tek atar mıyız? Yok. Gelmedi. Yani gerçekten arkadaşlar oyun taşımak istiyorsanız Evelyn OTP olun o zaman. Size önerim bu. Yorumlara bir KDA Pazi EV'ye yazalım. Evelyn oyuncuların %100 kadarından daha iyi bir performans sergiledi diyor. Bir anda ise saldık. MVP bizde. 15-1-8 tertemiz bir oyun arkadaşlar. 26k damage. Evet arkadaşlar, buraya kadar izleyenler, videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.